Radyoları başında bizi seyreden değerli seyircilerimiz ve radyoları başında bize kulak veren değerli dinleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Vav TV ve Vav Radyo ortak yayınıyla ile İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programı ile sizlerle birlikteyiz. Bir saate yakın bir süre bu beraberliğimiz devam edecek. Sizlerden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Değerli hocama sormamı istediğiniz sorular varsa 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletme imkanınız mevcut. Bir de sosyal medya hesaplarınızdan VAV TV resmi Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize mesaj atarak yine sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyi, çok şükür. Rabbim daha iyisini. Amin inşallah. Seyircilerimizin soruları var. Bismillah diyerek ilk sorumuzla başlayayım. Evet. Bir seyircimizymiş ki ben annemden gizli bir evlilik yaptım. Bu evlilikte de eşimin yanına otobüsle giderken bir trafik kazası geçirdim. Eşim ulaşamadığı için sinirlendi ve bana sen bana haber vermiyorsun, güvenimi kırdın diyerek üç kere boş ol dedi. Kazadan sonra panik atak rahatsızlığı başladı benim. Annemin gönlünü nasıl alabilirim ve eşim şimdi pişman, onun yanına gitmeli miyim? Sinirle üç kere boş ol dediği için nikah düşmüş olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sorunun iki yönü var. Bir annemin gönlünü nasıl alırım? Hatta üç yönü var. Annesinden evet. habersiz evlenmiş. İki annemin gönlünü nasıl alırım? Üç nikahımız düşmüş mü? Şimdi bir defa, bilmiyorum tabii bu soruyu soran kardeşimizin genç mi, orta yaşlı mı? Ne? Bilemiyoruz ama e, kesinlikle şunu biz tavsiye edelim. Genç kızlarımız olsun, genç erkeklere olsun, delikanlılara olsun. Aileden habersiz kesinlikle böyle bir şeye teşebbüs etmesinler. Ailenin evet. haberi olmadan, onların onayını almadan... Kesinlikle ve kesinlikle evlenmesinler, nikah kıymasınlar, kaçak iş yapmasınlar. Şimdi eğer bunlar bu nikahı kıyarken bu insanlar, şahitlere demişlerse ki bu şeyden e, haber kimsenin olmasın bizim bu... Aramızda kalsın. Aramızda yani. kalsın gibi demişlerse bazı İslam halimleri bu nikahın geçersiz olduğunu söylerler. Buna nikahı sır, gizli nikah derler. Çünkü Peygamber Efendimiz nikahın ilan edilmesini istemiş. Evet. Burada gizleme talep edilmiş. Ama böyle bir şey dememişlerse, yani nikahı kıymışlar, evet söylememişler ailelerine ama şahitlere de böyle bir şey dememişler. Ha, bu nikah, nikahtır. Dini açıdan nikahtır. Ama demin söylediğim gibi, mesela Şafii mezhebinde bu caiz olmaz, bu nikah geçersiz olur. Hı hı. Birliği olmadığı için. Ama Hanefi'de öyle değil. Bu nikah, nikahtır. İki, annenin haberi olmayışı işte bir bu açıdan sakıncalı. Öbür taraftan da ya o anne o anne. Yani seni dokuz ay karnında taşıyan, bebekken besleyen, gecesini uykusunu kaçıran. Yemeyip giydiren. Öyle söyleriz değil mi? Ye, yemeyip yediren, giymeyip giydiren falan evet. yani. E şimdi böyle bir insana karşı yapılacak iş değil bu. Ha, onun gönlünü nasıl alırım onu ben bilemem nasıl alacağını annesinin neden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını, hangi hareketlerine de sevindiğini, hangilerine üzüldüğünü kendisi bizden daha iyi bilir. Evet. Dolayısıyla annesinden o şeyi alacak. Yani gönlünü yapması lazım. Ve bunu ikrar ederek yapması lazım. Yani ben böyle bir yanlışlık yaptım. Beni affet demesi lazım. Peki bu boşama geçerli olur mu? İslam, klasik İslam mezheplerine göre, ve İslam fıkhına göre bu nikah bitmiştir. Yani dört mezhep imamına göre ve onların müştehitlerine göre bu nikah bitmiştir. Ancak bazı Hanbeli alimler aynı mecliste aynı anda verilen üç boşamayı tek sayıyorlar. Ve zamanımızda aşağı yukarı 50-60 senedir de ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı bunu tek kabul ediyor. Yani tek boşama evet. kabul ediyor ki bu Mısır'da daha erkenden başlamıştı bu şey sayılma olayı. Yani şimdi genelde İslam aleminde bildiğim kadarıyla büyük bir kısmında aynı anda verilen üç boşamayı tek boşama kabul ediyor. Ve dolayısıyla geriye iki talak hakkı kalmış, kalmış, oluyor. Eğer bu görüşe uyacaklarsa bu insanlar ki bu dediğim gibi başkanlık 1980'li yıllardan beri yanlış hatırlamıyorsa bunun tek olduğunu söylüyor o, o o görüşü kabul etmiş ve ona göre de e, aynı anda verilen birden çok boşanmayı tek saydık için evliliğin devam edebileceğini söylüyorlar Bunlar da e, bu görüşe göre e, herhangi bir şeye gerek kalmaksızın evliliklerini sürdürebilirler. yani yeniden nikah kıymaya falan gerek yok böyle bir durumda Çünkü buna biz raci nikah diyoruz Çünkü sen bozsun demiş Evet. O boşsun dediği zaman o sarih lafız deriz ona. Biz yani sadece e, boşama da kullanılan ve o söylendiği zaman boşama anlaşılan bir kelimedir, sözlüktür. Bundan dolayı da yeniden bir e, nikah kıymaya gerek kalmadan sürdürebilirler. Ama eğer bu kişi e, ikinci evliliği ise ona benim diyeceğim bir şey yok ama başka Hı. eşi yoksa bu kocanın o zaman resmi nikahta kıydırmalılar. Çünkü aksi takdirde bu kadının koca üzerinde hiçbir hukuki hakkı yetkisi kalmaz. Peki hocam. Bir başka seyircimizin sorusu. Banka promosyonları için bir hoca bir kişiye haramken ikinciye helaldir demiş. Bu sözün üzerine ben promosyonu alsam, arkadaşıma versem, sonra o bana geri verse helal olur mu? Bunun hükmü nedir? Şimdi bir ben öncelikli olarak şöyle diyorum. Bu haram değil bu benim kanaatime göre. Haram olmadığı için de onu alabilir kişi. Evet. Ancak bazı alimler bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Öbür taraftan işte bu bankaların gelirleri genelde şey olduğu için faiz parası olduğu için faiz parasını almış oluyor gibi mülazalarla deniliyor ki bu banka promosyonu alan kişi kendisi yoksulsa, fakirse kendisi harcayabilir. Değilse başkasına verir. Tabi faiz parasını başkasına verirken sevap beklenmez. Ha, şimdi bunu verir başkasına verir. Ve başkası için bu helal olur. Ondan evet. sonra bu başkasının tasarrufundadır ne yaparsa yapar. Ama bu bir hile -i -i şeklinde. Efendim ben bunu aldığım zaman ben kullanamıyormuşum sana vereyim de sonra sen bana ver ben kullanayım ...gibi bir yola sapmak doğru bir şey değil. Fakirse, muhtaçsa kendi kullansın. Ede ise fakire versin. Bir arkadaşına değil, herhangi bir arkadaşına değil. Fakir birine versin ve onun ihtiyacı giderilsin. Şimdi şöyle bu olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında... E, ...Mekke derler daha... ...Rum Suresinin ilk ayetleri nazil olmuş... Bu ayetlerde de Rumların ki Rumlar o zaman Bizanslar, Bizansların e, İranlara galip geleceği bildiriliyormuş. Şimdi e, Bizanslılar Hristiyan, ehli kitap yani. Evet. Ama İranlılar ateşe tapıyor, putperest. Ve Mekke putperestleri İranlıları destekliyorlar. İranlıların galip gelmesini, üstün gelmesini istiyorlar. Müslümanlar da öbür Rumların istiyorlar. Ha şimdi bir savaş oluyor. O savaşta İranlılar Bizansları müthiş bir yenilgiye uğratıyorlar. Sasaniler evet. Ya o zamanki. Ondan sonra e, aradan e, bir ara işte bu Rum suresi iniyor ve orada e, Rumların Bizans yani Bizanslıların İranlara galip geleceği ifade ediliyor. Hmm. Bu ayet inince Hazreti Ebubekirle müşrikler arasında bir bahis oluyor bahis. Yani Hazreti Ebu Bekir diyor ki Bizanslar galip gelecek. Evet. Şeyler de müşrikler de hayır İranlılar bahse tutuşuyorlar on deve. Eğer Bizanslar galip gelirse müşrikler Hz. Ebu Bekir'e on deve verecek. Aksi halde Hazreti Ebu Bekir müşriklere evet. on deve verecek. Ve bunu Hazreti Ebu Hazreti Hz. Peygamber'e danışıyor. Böyle bir durum oldu diyor. Hazreti Peygamber de diyor ki sen diyor bahşi artır diyor. Ve bu yüz deveye çıkıyor. Yani yüz deve. Hangisinin dediği çıkarsa karşı taraftan yüz deve alacak. Ve gerçekten de e, Rumlar galip geliyor. Bizanslar galip geliyor. Ve o arada kumarla ilgili ayet iniyor. Hı hı. Şimdi bunun üzerinde Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu e diyor ki o yüz deveyi al. Fakirlere ver. Fakirlere ver. Evet, ayet-i kerime inince... Heh, yani daha önce hiçbir sakıncasının olmadığını söylemişti. Ayet indikten sonra diyor ki onu al, fakirlere ver. Yani burada ne oldu şimdi? Ee, Resulullah'ın kendisinin e, istifade etmediği ve Hazreti Ebu Bekir'e istifade ettirmediği bir malı fakirlere verilmesini tavsiye ediyor. Şimdi bu bize gösteriyor ki yani bir kimseye diyelim ki tam helal meşru olmayan bir şey bir başkası için meşru olabilir, helal olabilir. Şimdi bunu çok söylerler. Efendim faizi işte sen bırakma, al fakire ver denildiği zaman ya o ben kendi yiyemediğim şeyi bir başkasına nasıl veririm? Kendi mundar bir eti yiyemiyorsam onu başkasına nasıl veririm? Bazen olur ki birisine haram olan şey başka birine helal olabilir. Eyvallah hocam. Bir başka seyircimizin sorusu. Vadeli en yüksek faizi veren bankaya parayı yatırsak ve bu parayı vergilere ya da küçük harcamalara harcasak olur mu? E şimdi demin ki söylediğim sorunun cevabın içerisinde bu da var bir bakıma. Bir defa faiz faizdir. Bunun azı evet. çoğu olmaz. Ve bir kimse faiz parası aldığı zaman o parayı yiyemez. Kendi ihtiyacında kullanamaz. Bunu ne yapması lazım? başından def etmek için fakirlere vermesi lazım. E şimdi bu kişi faizi almış, vergisine yatırıyor. O faizi almasaydı vergiyi yatırmayacak mıydı? Yatıracaktı. Nereden yatıracaktı? Helal kazancından, meşru kazancından. Veya buna benzer diğer masrafları aynı şekilde. Dolayısıyla bu kişinin eğer faizi bankaya yatırmış ve faiz almışsa yani böyle yap demiyoruz. Şimdi bazen insanlar yanlış anlıyor. Evet. Biz böyle bir cevap verdiğimiz zaman siz o kapıyı açık bırakmış oluyoruz. Onlara yumuşaklık göstermiş oluyoruz. Haşa. Böyle Biz bir zaten şey yok. zaten kişi bu işin içine girdiyse yani bu haramdır. Evet. Faizli muamele haramdır. Faiz haramdır. Ama adam girmiş, yapmış. Zaten o faizli muameleye bulaşmış. Bulaşmış. Aşk. Peki şimdi ne yapacak bu adam bunu? Bizim şeyimiz o. Cevabımız o istikamette. Diyoruz ki bırakmasın o şeyde. Bankada bırakmasın alsın bir yoksula versin. Ve bundan dolayı da hatta şunu da ekliyoruz. Sevap falan da unmasın. Evet. Şimdi burada da aynı kişi yapması gereken şey, yani en fazla faiz veren bankaya yatırmış, almış şeyini efendim faizini ne yapsın bu? Fakire versin. Peki ben soru eğer şöyle olsaydı. Ben paramı en fazla faiz veren bankaya yatırsam Oradan da aldığım faizi fakirlere versem olur mu? Olmaz. Oraya yatırmayacaksın. Faizi muameleye girişmeyeceksin. E ben ne yapayım? Yani param var. Yastığımın altında mı saklayayım? Ya e bunun bir de şey hani ekonomiye girmesi isteniyor hep. Evet. Devlet tarafından teşvik ediliyor. Yastık altındaki paraların altınların çıkarılması. O zaman faizsiz alternatifler arasın ki var. Aradığı zaman bulur. Peki hocam seyircilerimizden biri demiş ki benim oğlum 75 gün önce öldürüldü. Erzincan'da Kurban Bayramı'nda karşı taraf alacaklı iddiasıyla bunu gerçekleştirdi. Yaşadığımız çevrede bize o şehit makamında artık diyorlar. Gerçekten şehit mi olmuştur? Şey, zulmen öldürülenler zulmen. Haksız yere öldürülenler şehit hükmünde olurlar inşallah. İnşallah. Başka bir seyircimizin sorusu. Vadeli kur sistemine geçmek haram mıdır, helal mi? E bu soru epey cevaplandı ama tekrar edelim. Ee, yine bak bugün sorular her neyse biraz ucu bankaya bulaşıyor, <laughs> faize bulaşıyor. <laughs> evet hocam. Şimdi bu vadeli kur iki türlü oluyor biliyorsunuz. Epey söyledik ama yine söyleyelim. Bir konvansiyonel dedikleri. Ticari banka dedikleri faizli sistemle çalışan banka dedikleri bankalar yoluyla hı hı. bu iş yapılıyor. Bir de finans kurumları dediğimiz katılım bankaları yoluyla yapılıyor. Şimdi faizli bankalarda ne yapıyor? Kişi gidiyor parasını yatırıyor bankaya ve yatırırken de bir sözleşme yapıyor, anlaşma yapıyor. Aylık diyor şu kadar faiz veya senelik. Ha ne yaptı şimdi bu kişi? faizli muameleye girişerek, faizi muameleye girişerek, o günahı yüklendi. Ha, bu oran ne olursa olsun fark etmiyor. Bu, bu birinci ayağı. İkinci ayağı da devlet diyor ki, senin bankaya yatırdığın para ve aldığın faizin toplam. Daha doğrusu senin aldığın faiz. Bankadan aldığın faiz. Eğer yatırdığın gün ile, Verdiğin vade arasındaki sürede döviz o faizden daha çok değer kazanmışsa o aradaki parayı farkı ben ödeyeceğim diyor. Arada farkı ben ödeyeceğim diyor. Bir de işin bu yönü var. Şimdi birinci kısmı caiz değil dedik. Çünkü o dinen yasak. Ha, evet. Adam dinler dinlemez. O bizim işimiz değil. Ama bunu anlatmak bizim görevimiz. Yasak. Peki devletin verdiği Şimdi şöyle bir kura, kural var, genel bir kural var. Devlet vatandaşının menfaatine olan tasarruflarda bulunabilir. Ve bunun içinde karşılıksız para da verebilir. Ee, devlete ait bir malı ikta dediğimiz bir yöntemle top mesela ne oldu? Yap, yapıldı bu ülkemizde. Topraksız köylüye, topraksız insanlara devlet topraklarından karşılıksız verdi. Hı hı. Öteden beri bu olmuş da Resulullah'tan beri olmuş belki bu. Bunu yapabiliyor. Veya ne yapıyor şimdi devlet? Fakirlere para veriyor. Fakirlerin tedavisini parasız yapıyor. Evet. Veya ne bileyim işte tutuyor, borçları siliyor falan. Yani bir takım şeyler yapıyor ve bunu yaparken de devletin yani toplumun menfaatine olarak kabul ediyor ona yapıyor. Devletin böyle bir yetkisi var. Bu yetkiyi kullandığına göre kullandığında işin bu kısmında bir sakınca olmadığı, bu işin ehli olan, bu işle uğraşan ilim adamları tarafından kabul ediliyor. Ha bir de öbür evet. taraftan şey var, e, katılım bankalarının şeyi var. Katılım bankalarına para yatıran kişi, onlarla bir faiz anlaşması yapmıyor. Faiz anlaşması yapmıyor. Ama katılım bankasının verdiği kar ne olursa olsun. Onun üstünü tamamlamıyor bildiğim kadarıyla devlet. O dolar farkını tamamlamıyor. Mesela yüzde on kar ettiyse, evet. dolar da yüzde yirmi prim yaptıysa o paranın yüzde onunu ödemiyor. Yani bunlar işte ne kadar kar ettiyse ettiler. Belli bir kısmından sonrasını mesela yüzde on beş mi olur, yüzde on mi bilemiyorum. Ondan sonrasını devlet karşılıyor şey farkı. Mesela şöyle diyelim. Adam 100 bin lira yatırmış. Evet hocam. 3 aylığına 10 bin lira para kaz ka şey yapmış şey. Katılım bankası. Katılım bankası. Yüzde 10 yani yapmış olmuş. Ama şey dolar o süre içerisinde yüzde 20 şey yapmış. Prim yapmış. O aradaki yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki yüzde 10'u ödemiyor devlet buna. Ya? Mesela yüzde 15 diğer bankalarda koyduğu asgari faiz var ya. Evet. Onun üzerinden ödüyor. Yani diyor ki yüzde on beşten yukarısını öderim. Yani yüzde beş şimdi ödemem diyor. Ve o zaman ne oluyor? Mesela e, bu beş bin lira ödüyor şeyi. O yüz bin lira yatırana beş bin lira ödüyor. Ama öbür öbürle zaten o yüz bin lira yatırmışsa yüzde on beş faizle yatırmışsa on beşi alıyor artı üzerine beş daha alıyor. Tam dolarla şey eşitlemiş oluyor. Peki hocam ben mesela şöyle bir şey gördüm. Bu katılım bankalarının mobil bankacılık uygulamasında kur korumalı TL hesabına para yatırırken orada %95 oranında bir kar garantisi veriyor. O şöyle o. Kar garanti değil. Ee, devlet diğer bankalara yat para yatıranlarla katılım bankalarına para yatıranlar arasında ad adaletsizlik olmasın diye onlar evet. için bir şart koştu. Dedi ki eğer bunların karı az olursa az olursa sen kendi payını düşüreceksin. Mesela şimdi normalde e, katılım bankaları 100 lira kar ediyorsa bunun 80'ini budiye veriyor. Para yatırana veriyor. Yüzde evet. 20'sini kendisi alıyor kar olarak. Dedi ki devlet bunlara eğer dedi sizin Size para yatıranlar, siz bu çalışmanızla mesela işte yıllık yüzde on beş, yüzde yirmi neyse o devletin koyduğu daha ondan daha az eğer bunlara para verecekseniz, kendi payınızı düşüreceksiniz yüzde seksen değil de yüzde doksan vereceksiniz işte. Hmm, o yüzden bu şekilde. Yüzde doksan beş vereceksin. Burada verdiğin paranın yüzde doksan beş garanti değil. Kazancımızın yüzde doksan beşini sana vereceğim. Gerekirse hatta yüzde yüzünü sana vereceğim. Ben kazanç et sağlamayacağım bu dönem. Ee, o zaman ne olacak? Yine yüzde on beşe de varsa, yüzde on de varsa e, o yüzde on üzerindeki kısmı telafi ediyor dolar olarak devlet. Peki hocam. Tabi biraz karışık oldu ama. Ancak <laughs> <laughs> bu Eyvallah hocam teşekkür ederiz. Kırşehir'den Yılmaz Bey demiş ki geçmişte kılamadığımız sabah namazlarını her sabah namazı için ezan okuyup sünnetleriyle mi kılacağız? Hayır. Tamam ezan okur da kâmet de getirir. Şeyde e, ezan okur. Evet. E, eğer aynı anda birden çok sabah namazını kaza edecekse tamamı için bir kâmet getirir. şey Ezan okur her birisi bir kâmet getirir. Yani ezan okur ve kâhmet getirir. Hı hı. Ama sünnetleri kılmaz. Sabah namazının sünneti ne zaman kaza edilir? O gün, yani o geçirdiği gün öğleden önce kaza edilecekse o zaman sünnetiyle beraber kaza edilir. Aksi halde sadece farz kaza edilir. Seyircilerimizden biri demiş ki ben 35 yaşındayım. Yaklaşık bir yıldır namazlarımı kılmaya gayret gösteriyorum. Yaptığım hatalardan ve işlediğim günahlardan dolayı tövbe ettim. İki rekatta tövbe namazı kıldım. Ayrıca ara ara tövbe estağfirullah zikrini çekiyorum. Tövbe anlamında başka yapmam gereken bir durum var mıdır? Diğer bir sorum henüz evlenmek nasip olmadı fakat yaşadığımız süreçlerden dolayı evlenmek maddi açıdan ciddi zorlaştı. Evlilik için kredi çekmenin hükmü nedir? Maddi durumum gereği şu an evlilik yapmam zor gibi görünüyor diye de bir not eklemiş. Evet şimdi e, bu iki soru var burada bir tevbe meselesi. Şimdi tevbenin bir usulü var. O usulüne göre tevbe yapmış ise Allah inşallah onun günahlarını affedecek. Peki nedir tevbenin usulü? Bir, işlediği günahlardan pişmanlık duyacak. Evet. Bu bir. İki, Allah'tan af dileyecek. Ve bir daha o günah işlememeye söz verecek. Ve bir daha da o günah işlemeyecek. Yani, bu, bunu tabii sık sık tövbe etsin. Çünkü insan devamlı günah işliyor. Peygamber Efendimiz'in bile ne, ne diyor? Benim içime bazen öyle şeyler geliyor. Ben günde yüz defa istiğfar ediyorum. Ne demek istiğfar? Allah'tan af dileme demek. Bağış dileme. İşte o da bir tövbe evet. bakma. Yani dolayısıyla sık sık tövbe etsin, tamam. Ama o tövbe dilde kalmasın. Dilde kalmasın. Kalben, lisanen, ve filen tövbe söz. Hani e, bir şey var e, Sadi Şirazi'nin olacak. Bir sözü var. Subha derkaf tövbe berlep dil talepkarı günah. Mahsiyet raka khant ma. Ya tesbih elde tövbe dilde ama kalp günah işlemekte, günah istemekte. Bizim bu tövbelerimize günahlar da güler. Böyle olmayacak tövbe. Samimiyetle, o nasıl tövbesi diyorum, samimiyetle evet. olacak. Ve tövbe eden kişi bir daha günaha dönmeyecek, af dileyecek. Ve e, tabii elinden geldiğince de e, tayyibat, yani iyi hareketlerle, hayır hasenatla, Cenab-ı Hakk'a ibadetle, nafile ibadetlerle hasenat hanesini yani sevap hanesini dolduracak ki günah hanesine galip gelsin. Rabiatul Adevi'nin sözü müydü hocam? Bizim tövbelerimize de tövbe gerekir. Tövbe gerekti. gerekir. O Rabiatul Adevi'nin evet. Bizim tövbelerimiz için de tövbe yapmamız gerekir diyor. Çünkü biz tövbe yapalım derken günaha giriyoruz. Niye? Söz evet. veriyoruz Allah'a. Ama ertesi gün aynı günah bir daha işliyoruz. Allah korusun. Allah muhafaza eylesin. Evet hocam evlilik için kredi. Valla şimdi bu faizli muamele normalde caiz değil. Normalde. Ancak hı hı. zaruret halinde başka çare yoksa adam şimdi aç ölecek. Hastası var tedavi ettiremiyor ölecek. Ve bunun için de parası yok. Kimseden borç bulamıyor. Hiçbir imkan kalmamış. Önünde tek seçenek var. Faizli kredi almak. Ha, burada alabilir. Evlilik böyle bir zaruret değil. Yani insanın hayatına mal olan bir zaruret değil. Onun için ee, evlenmek için kredi almak bana göre caiz değil ama şunu da söylemelim söylemeliyiz yani Müslümanlar evet. bu tip insanlara yardımcı olmalılar ee, bazı böyle dernekler Vakıflar var Hatta ben ismini de söyleyeyim burada Çünkü oranın bir yetkilisi galiba buradaki bir programa da katılmıştı Konya'da bir Vakıf var bu ticari bir kurum olmadığı için ismini de söyleyebilirim. Mehir Vakfı diye. Evet. Bunlar e, imkanı olmayan, parasız oldukları için evlenemeyen insanların, gençlerin, kız olsun, erkek olsun. E, düğün masraflarını karşılayarak, düğün deyince ziyafet masrafları değil. Yani evlilikte ne lazımsa bir eve. Beyaz eşyasıyla, koltuğuyla, kanabesiyle, halısıyla, perdesiyle bunları şey yaparak karşılıyorlar. Ve tabi duyarlı, hayırsever Müslümanlar, insanlar bunlara maddi yardımda bulunuyor. Ve böylece bu insanlar epeydir zamandan da var bu binlerce kişiyi evlendirdiler. Maşallah. Ve bu ya bütün şehirlerde böyle şeyler olsa. Ve o çevrelerinde evlenemeyen gerçekten parasızlıktan dolayı evlenemeyenleri tespit edip onları evlendirseler çok büyük sevaba girer. Ne güzel hocam. Ya. Ama gerçekten bugünkü şartlarda zor ya ne yapsın adam 5-6 bin lira para alıyor. Ya zaten bir eve gitse 7-8 bin lira para ödeyecek. Evet kira. kira. Ya bu ne yapsın bu adamcağız? i̇nşallah geçer bu durum. İnşallah hocam. İnşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Bir seyircimiz demiş ki benim annemin engelli raporu var. Bu raporla araç almak istiyorum. Kardeşlerim de kabul ediyor. Ancak ben annemin yanında oturmuyorum. Başka bir şehirdeyim. Annemin yanında kalan yardımcısının ve diğer giderleri biz karşılıyoruz. Annemin raporunu kullanarak araç almam caiz midir? Şimdi bu araç almada devletin koyduğu sınırlar, şartlar ne bilmiyorum. Ama benim vicdanım, benim gönlüm bu işe yatmıyor. Benim düşündüğüme göre, benim gönlüme göre. Hı hı. Bu engellilerden o indirim yapılan araç, niçin bu indirim yapılmalı? O engelliliğe hizmet etsin diye yapılmalı benim şeyim. Dolayısıyla evet. eğer engelli olan, hasta olan, rahatsız olan kişi, o araçtan istifade edecekse, o takdirde bu alınabilir olması lazım benim kanaatim. Ama öyle değil de burada olduğu gibi anası bir şehirde yatıyor, öteki de başka bir şehirde, Annesi adına aldı arabaya biniyor. Ve aynı şehirde de olabilir bu. Benim gönlümü bu yatmıyor bence bu kul hakkına girer benim kanatım. Eğer devlet bunu bir sınırsız yapmışsa, şartsız kayıtsız yapmışsa. Yani efendim, e, engelli raporu olan kişinin birinci derecede akrabası ara, araba alabiliyor dediyse benim bana diyeceğim bir şey yok ama benim bana, benim vicdanımda o do doğru değil. Peki hocam, bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Gündüz namazları kılınırken neden e, sesli olarak okunmuyor? Ben bir hocamıza sorarak öğrenmiştim. E, o zamanlar Peygamberimiz yani İslam daha yaygın değil, İslam daha yaygın olmadığı için dışarıdaki kafirler duymasın diye böyle olduğunu söylemişti. E, fakat böyleyse şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Neden sesli okumuyor? Evet hocam. Şimdi farz namazlar, beş vakit namaz, e, miraçla farz olanı biliyorsunuz. Ve o da hicretten bir buçuk sene kadar önce. Ama daha öncesinde e, Müslümanlar farz olmamakla beraber ibadet ediyorlardı, namaz kılıyorlardı. Evet. Ve Müslümanlar namaz kılarken, e, müşrikler de şamata yapıyorlardı. Yani onların okuduklarını filan karıştırmak için şanata yapıyorlardı. Ve e, bunun üzerine sesini çok yükseltme ve çok da alçatma anlamında ayet-i kerime geldi. Yani Kur'an okurken sesini çok yükseltme, çok da alçaltma. Şimdi sesi alçaltma demek herhalde biraz duyulması demek değil mi? Hı hı. Duyulduğu zaman da cehri olur o açıktan olur. Ha şimdi bazı bu arkadaşa hocanın söylediğini söyleyenler var. Yani bu, bu ama bu ayet evet. hadiste de sabit değil. Asıl olan şey şudur. Zaman zaman burada konuşuruz. İbadetlerde uygulama peygamberin uygulamasından dolayıdır. Yani biz ona hep taabbudi diyoruz, gayri mana diyoruz. Hikmeti bilinme. Niye bu böyle? Onun cevabını bilmekte biz zorlanırız. Ha bazı olaylar vardır. O olayın başlangıcı için bir sebep vardır. Ona hadisse sebebi vurut deriz. Ayetse sebebi nüzul deriz ama şimdi bu gerekçe değildir o. O sebeptir. İllet ve gerek, sebep ayrımı var. Neyse şimdi onu geçelim biz de. Şimdi biz niye gündüz namazlarında sessiz, gece namazlarında sesli? Peygamberimiz öyle yaptığı için. Eğer arkadaşımızın dediği gibi olsaydı ve bazı alimlerin de dediği gibi olsaydı o zaman e, akşam namazının son rekatının da açıktan okunması lazımdı. Evet. Yatsı namazının son iki rekatının da açıktan okunması lazımdı. Ama biz ne yapıyoruz? Akşam namazının iki rekatını açıktan okuyoruz, Sesli okuyoruz. üçüncüyü gizli okuyoruz. Niye? Peygamber öyle okuduğu için. Yani müşriklere duyurmamak için değil. Eğer mesele müşriklere duyurmak, duyurmamak olsaydı... ...o üç rekatın hepsi aynı okunurdu. Öyle değil. Veya yatsı. Veya yatsı. Dört rekatlı, iki rekatını açıktan okuyoruz, iki rekatını gizli. Niye? Çünkü peygamber öyle okudu. Eğer, Bir de şu var hocam, şimdi Müslümanlar Medine döneminde... Onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Şimdi eğer gerekçe bu söylenen olsaydı... ...o zaman dört rekatın tamamı açıktan okunurdu. Yani müşrikler iki, ilk iki rekatı duymuyorlardı, sonraki iki rekatı mı duyuyorlardı? Sonra ayrıca Medine-i Münevvere'ye gelindikten sonra bu endişe ortadan kalktı. Evet. E o zaman e, gündüzleri de açıktan okumaya başlardı Peygamber Efendimiz. Okudu mu? Hayır. Medine'de, Mekke'deki uygulama neyse Medine'de de aynısını Devam uyguladı. Edelim. Yani burada bizim gizli veya açıktan okumamızın gerekçesi Resulullah Efendimizin uygulamasıdır. Şu veya bu değildir. E, dolayısıyla hani diyor ya bu kardeşimiz sorunun sonunda E durum öyle ise o zaman şimdi açıktan okumamız <laughs> gerekmez miydi? E peygamberin yapmadığı bir şeyi mi yapalım? O bilmiyor muydu? Medine'de artık o şeyin kalma tehlikenin kalmadığını bilmiyor muydu? Orada açıktan okur da okunacak olsaydı. Yani. Değil <laughs> mi? Evet. eyvallah hocam. Ben seyircilerimize ve dinleyicilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatmada bulunayım. Efendim sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere gönderebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz demiş ki hocam istemeden de olsa hakkını yediğimiz kişiden helallik almamız gerekiyor mu? O kişiye sana geçmişte borcum var desek o şekilde helalleşsek olur mu? E borcu varsa e, borcunu ödeyecek veya da karşı taraf diyecek tamam ben senin borcunu affettim helal olsun diyecek. Yani bir kimse bir başkasının mali olan maddi bir hakkını yemişse bu hı hı. haktan kurtulmanın çaresi e, o kişiye o maddi kaybını vermek telafi etmek ondan sonra da helallik dilemektir. Ee, ama ya ben senin işte geçmişte şu kadar malını yemiştim, şu kadar paranı aldım, vermemiştim demekle helalleşme olmaz. Ya bunu ödeyecek veyahut da karşı taraf tamam ben bağışladım oğlum. Helal olsun diyecek. Afyon'dan bir seyircimiz demiş ki, teheccüd namazı kaç rekat kılınır? Belirli bir sure okunur mu? Yoksa herhangi bir sure okunabilir mi? Şimdi... İki rekat ile sekiz rekat arasında kılınıyor teheccüd namazı. Evet. i̇ki yani rekatla iki, sekiz rekat. İki, dört, altı, sekiz kılınıyor. Ve burada işi geniş tutmak lazım. İlla şu sureleri okuyacak diye bir şart yok. Yani herhangi bir sure okunabilir. Bir başka seyircimiz. Tesettürde ferace, pardösü veya çarşaf giymek şart mıdır? Parfüm, güzel koku sürünmemize bir sorun olur mu diyen? Şimdi tesettür konusunda asıl olan şey örtülmektir. Giyinmek değil. Örtülmek. Evet. Peki ne demek istiyoruz bununla örtülmekle? O örtünen kişi ne giyerse giysin. Hanımlar. Vücut hatları belli olmayacak. Ya yani o giysinin içerisinde affedersiniz vücudun mesela hatları belli olmayacak. İki, altını göstermeyecek, şeffaf olmayacak. Bu ikisi gerçekleştiği takdirde giydiği şeyin adı ne olursa olsun, ister feracı olsun, ister pardüsü olsun, ister mantı olsun, ister şalvar olsun. Mesela Anadolu'da çok canlılar şalvar giyerler köylerde. He. O fark etmiyor. Bu giyilen elbisenin adının şu veya bu oluşu biraz da gelenek, Ör. Mesela Erzurumlu bir hanımefendinin giyinişi ihram diye bir şey örtüyorlar. Karadeniz bölgesindeki bir hanımın giyinişi oraya göre. Evet. Orta Anadolu'daki bir hanımın giyinişi de Orta Anadolu'nun şeyine göre. Yani bunlar çık yurt dışına her ülkenin kendine göre ayrı bir yöresel kıyafet. Ya, mesela hacca gidenler falan görürler Umre'ye gidenler. görürler orada. tarihi Her çeşit elbiseyle geliyor insanlar hanımlar. Yani burada asıl olan şey örtülmedir. Ve örtülmenin amacı, a, anlamı da demin söylediğim gibi e, vücut hatlarını göstermeyecek ve altını belli etmeyecek bir giysidir. İlla şunu giyeceksin diye dayatma yok. Evet hocam. İlla şunu giyeceksin diye dayatma yok. Bu bir. İki, e, parfüm meselesi Peygamber Efendimiz bunu yasaklamış. Hoş karşılamamış. Daha doğrusu şöyle bir genel bir ilke, genel kriter, genel ilke var. Hanımlar erkeklerin dikkatini çekecek tavır, kıyafet ve süs içinde olmamalıdır. Ayette diyor ki, zinetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Bak ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar kadınlar. Sonra işte süslenerek dışarıya çıkmanın koku sürünerek dışarıya çıkmanın yanlış olduğunu biraz da ağırca sözlerle peygamberimiz Hı. ifade ediyor. Dolayısıyla bir hanım süslenir. Tabiatında vardır. Ama eşine karşı olmalı sadece. Başkasına karşı değil. İster kokusuyla İster kıyafetiyle ister sesiyle başka erkek yabancı erkeklerin dikkatini üzerine çekeceği bir şey olursa ondan uzak durması lazım. Bunu bunu dinimiz yasaklıyor. Peki hocam bir başka seyircimiz vaktin namazından önce kaza kılmanın hükmü nedir diye sormuş. Eğer kerahat vakti değilse kılınabilir. Yani kerahat vakti deyince ne diyoruz? Mesela eee öğleyin işte güneş tepedeyken, ki o vaktin namazından önce oluyor o. Veya akşam evet. güneş batmadan önce alaca işte şeyde, o aralarda kılınmaz. Onun dışında kılınabilir. Mesela yatsı namazından önce veya öğle namazını e, vakti girmiş henüz namazı kılmadan kaza kılmış yapılabilir. kılabilir Ancak bu şey de var bu e, detay, tertip sahibi dediğimiz, yani altı vakit veya daha fazla borcu olmayan kişi, kazası varsa, kaza namazı varsa onu vakit namazından önce kılar sonraya bırakmaz ama öyle değil de çok kazası var sayısını bile bilmiyor ve o istediği zaman kılar kerahat vakitlerinde olmamak şartıyla bir başka seyircimiz baş açık veya uzanarak zikir çekilir mi? adaba aykırı olur adaba aykırı olur yani tamam zikir için illa şöyle olması böyle olması şartı yok ama o bir ibadettir. O ibadeti yaparken de derli toplu olmak, adaba uygun davranmak lazım. Ama ben yattığım yerden ne yapıyorum? Mesela işte, işte Peygamber Efendimiz yattığı zaman e, Ayet-ül Kürsi okumuş veya e, Felaklas okumuş. Yani yattım ben de yatağa bunları okuyabilir miyim? Okursun Kur'an-ı Kerim. Onu okuyabildiğin gibi Allah Allah da diyebilirsin. Ama dediğim gibi e, adaba uygun davranmak en her zaman tavsiye edilen üstün tutulan bir haldir. Bir başka seyircimiz güneş ve ay tutulması namazı nedir ve nasıl kılınır? Şimdi bu husuf küsuf namazı derler. Bunlar ikişer rekatla namaz kılınır ve dua edilir. Ama güneşin ve ayın tutulması ile ilgili peygamber efendimizden şöyle bir şey var. Olay Hazreti İbrahim oğlu İbrahim peygamberimizin daha bebekken evet. vefat etti o defnedildiği zaman güneş tutuldu. Bazı insanlar o zaman hemen bundan bir mana çıkardılar. Yani şimdi de olur ya bazen bir olan dışı bir şey olduğu zaman bir şeyhına bunu hamleder bazı insanlar falan. O zaman da insanlar bunu İbrahim'in ölümüne güneş de üzüldü. O da bak kayboldu, karardı falan diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin doğumu için veya ölümü için tutulmazlar. Bu, bu bilinçle olmak lazım ve ama peygamberimiz namaz kılmış dua etmiş onlar yapılabilir iki rakam. Seyircilerimizden biri demiş ki hocam yüzük ve kolye gibi takılarla Hazreti Süleyman'ın mührünü üzerimize taşımak uygun mudur? Şimdi Hazret Süleyman mührü işte daha çok bugün Yahudilerin evet amblemi olarak hatta galiba bayraklarında da o amblem var var hocam evet e, kullanılıyor o yüzden ondan uzak kalmak lazım. Yani başkasını tercih etmek lazım. Bir başka seyircimiz, eşim çok çimri, eşimden gizli sadaka vermeye çalışıyorum, hayır hasenat yapalım diye. Kendi maaşım yok, günah olur mu? Eşinin izni olmadan veremez. Yani bir kadın eşinin kazancını ancak eşi kendi nafakasını veya çocukların lafakasını vermiyorsa onlara yetecek kadarını eşinden habersiz alabilir. Onun dışında hayır hasenat verme gibi veya işte daha lüks harcamaları gibi sebeplerle eşinin parasını malını alamaz. Ondan habersiz. Bir seyircimiz demiş ki hocam Yasin Tebareke ve Amme surelerini ezberledim ve her gün okuyup annem için de bağışlıyorum. Bu surelerin dışında hangi sureleri okuyup ezberlememi önerirsiniz? Şimdi bunlar zaten daha çok şey yapılanlar. Kehf suresi de tavsiye ediliyor sık suresinin ezberlenmesi tavsiye ediliyor. Fetih suresi var tabi. Evet. O bir de e, okurken şeye e, annesinin ruhuna İhlas Suresi'ni Fatiha Suresi'ni Felak Nas. Yani bu Felak Nas daha çok cinden şeytandan korunmak hı hı. vesaire için. Ama bu şey annesinin ruhuna gönderme şeyinde e, İhlas ve Fatiha Onları bir de demin söylediğim gibi Kehf Suresi, Fetih Suresi, sonra Ali, Ali İmran Suresinin baş tarafları bunlar tavsiye ediliyor. Peki hocam, bir başka seyircimiz, evimizi satın alan kişi kredi kullanırsa bize bir vebali var mıdır? Yoktur. Şimdi o kendi o parayı temin etmiş. günah kendisine aittir. Sen malını satıyorsun. Ee, şimdi eğer... Satışa konu olan şey, satıma konu olan şey, kendisi dinin yasak ettiği bir şeyse, onun ticaretini yapmak caiz değil. Evet. Nedir? Mesela e, şöyle içki satmak. Bu caiz değil ve bu satış geçersizdir. Veya efendim e, eşkiyaya yani is isyankarlara silah satmak bu geçersizdir. Veya düşmana, bizimle düşman halinde olan, savaş halinde olana silah satma. Bunlar caiz görülmüyor. Niye? Bunların kendileri doğrudan yasak Müslümana. Ama burada kişi kredi almış. Ve bunu faiz olarak almış. Günahına girdi ama aldığı para bu kişinin kendi mülküdür, malıdır. Yani o e, faizli olarak aldığı kredi artık o kişinin malı olmuştur. Dolayısıyla o malını bir eşya almakta, ev almakta veya bir başka şeyde kullandığı zaman satıcının bundan sorumlu olmaz. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Sayın hocam benim bir sualim var. Geniş zamanda Kur'an-ı Kerim'i okuyup cüzleri bir köşeye yazıyorum. Sonra millet bana bir cüz oku dediğinde ...oradan siliyorum. Bu caiz mi acaba? Bir daha tekrar ediyorum sorumu. Geniş zamanda okuduğum... ...Kuran-ı Kerim cüzlerini bir yere not ediyorum. Birisi 25. cüzü oku dediğinde... ...oradan işaretliyorum. Daha önce okuduğum için... ...ona sayıyorum. Bu geçerli mi acaba? Yanlış mı yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Teşekkür ederim. İsmim önemli değil. Valla ben... Evet. ...bence böyle bir şey yok. Yani kişi... ...Kuran-ı Kerim okuduğu zaman... Onun sevabını alır. Allah kabul etsin. Ama böyle bir kışlık tarana yapar gibi. <laughs> Efendim okudum, hazırladım filan köşeye koydum. İsteyene oradan birer cüz veriyorum. Böyle bir uygulama yok yani bunlar çocuk oyuncağı değil. Peki normalde hocam işte şu kişinin adına hatim yapacağız diyorlar. Cüz atıyorlar. Tamam onu okuyorsun. Bu... Onu, onu, o, onun sevabını ona verme niyetiyle okuyorsun. Hı hı. Ve Ondan dolayı sevap aldığın sevabı kendinde alıyorsun, orada göndermiş oluyorsun. Hmm. Ama daha önce okuyup da sevabını aldığın bir şeyi, şimdi daha sonraki birine işte vermek. İşte bunu buna sayayım. Ya ben ben ben. Öyle, öyle bir şey yok. olmaz öyle şey. Peki hocam. Bir seyircimizin sorusu, ben Şafii mezhebindenim. İmamla namaz kılarken fatihayı yetiştiremiyorum. Ne yapmalıyım? E şimdi eğer e, rukuda iken yetişebilecekse imama tamamlayabilir. Rükudayken yetişebileceksin. Çünkü e, e, bu namazın rükünlerini cemaatle namaz kılındığı zaman namazın rükünlerini imamla birlikte yapmak lazım. Evet. E, ama rükuda imama yetişemeyeceğini şey yapıyorsa e, orada keser devam eder. Şanlıurfa'dan Adil Koçoğlu isminde bir seyircimiz. Fındık, fıstık, badem gibi ürünlerin öşür nisabı var mıdır? Varsa hububat nisabı gibi mi hesaplanmaktadır? Yok hububat nisabı gibi değil. Genelde burada şey şu. E, söylenen kaynaklarda yer alan şey şu. Şimdi e, beş vesk. Tabi Hanefilerde şey şart değil. İmam-ı Azam'a göre nisap şart değil. Kullu evet. me ahrecetil ardu fefihu uşur. Kalle evketur. Yani yerden çıkan her şeyden ösür gerekir. Az olsun çok olsun. İmam-ı Azam bu görüşte. Ama diğer mezhepler ve İmam Öbüs İmam Muhammed nisap şartı koşuyorlar. Peki nisap nedir? Beş vesktir. Peki bir vesk ne kadardır? Takriben 130 kilo. Ve hangi maddeler veskle alınıp satılır? Buğday arpa, hurma gibi. Tabi o günkü şartlarda. Evet. Şimdi bunların içerisinde en ucuzu hangisi? Arpa. Peki 5 bez arpa ne kadar gelir? 8. 650 kilo. 650 kilo. Şimdi dolayısıyla eğer bir kimse evet, 600. kaldırdığı bir ürün 650 kilo arpanın değerine ulaşıyorsa o nisaba varmış demektir. Mesela diyelim ki arpanın kilosu 5 lira. Evet. 650 kilo arpa ne eder? Ee, 3250 lira der. Örnek galiba herhalde doğru söylemişimdir. 5 liradan. 3250 lira der. Senin kaldırdığın şey, fındık, fıstık neyse. 3250 lira değerine vardığı zaman nisaba varmış demektir. Hı -hı. İster o 100 kilo olsun, ister 300 kilo olsun fark etmez. Hı -hı. Yani genelde bu vesk dediğimiz ölçü birimi ile e, değil de başka ölçü birimleriyle kilo ile vesaire. Evet. E, o tip ürünlerin misabı bu şekilde hesaplanıyor. Ha şunu da söyleyeyim. E, genelde kabul gören yani bu vesk eski bir birim. Eskiden kullanılan bir ağırlık veya hacim birimi. E dolayısıyla onu bugünle taşırken farklı görüşler var. E, bu kaç kiloya tekabül ediyor? 650 kilo diyen var, 950 kilo diyen de var ama burada 650 daha ihtiyatlı kabul ediliyor evet. ki bizim Diyanet il mühalinde falan da galiba 650 kilo diyor. Yani şimdi o daha ihtiyatlı olduğu için bu esas alınacak. Yani kaldırdığı ürünün değeri 650 3250 lira yani 650 kilogram arpanın üstüne çıkıyorsa o nisaba ulaşmış demektir. Peki bundan yapılan masraflar vesaire e şimdi Nasıl düşünecek hocam? Hangi masraflar düşünecek daha ya doğrusu? Bu kaldırdığın ürüne göre değişebilir o. Mesela fındığı baz alalım. Fındığı baz aldığın zaman fındık için sadece ilaç kullanıyorsa budur ya. Yani. Çünkü ilaç şey değildir. Neydi onun adı? Yağmur istemiyor fındık. Evet. Onu i̇şte da birini verecek. Gübre yahut kırpma yaparken mazot masrafı vesaire Yok. oluyor. O şeyde fındığın maliyetinde bunların etkisi çok olduğunu bilmiyorum ben tabii ama mesela o arpa gibi, buğday gibi, mısır gibi, pancar gibi onlar da senede azam 15 defa sürüyor. Dünya kadar para veriyor. Evet. İşte 15 güne bir ilaç atıyor, dünya kadar para veriyor. İşte şu kadar gübre. Eğer olağan dışı, yani normalin dışında fındık, fıstık gibi şeylerde eğer böyle masraflar yapılıyorsa ilaç masrafı veya ne bileyim gübre o da düşülür. Ama de bir defa ilaç atıyor Bunu hesabı. Oğlum. Peki hocam bu cevapla birlikte bugünkü programı nokta diyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Sağ Sağ sağlık afiyet versin. Sağ olun. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında Allah nasip ederse İslam'ın ışığında günümüz mes'eleleri programı ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.